Hoş geldin Fatih'cim, nasılsın? Hoş bulduk Hakan abi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor çalışmalar diye başlayalım. İyi abi. Ufak ufak başladık işte. Özlemişiz futbolu. Fatih, şimdi her yerde konuşuluyor. Bazı kesim istiyor oynamak, bazı kesim oynamak istemiyor. Tabii ki her şeyden önce sağlık. Baktığımız zaman 12 majör lig diyelim, 12 önemli lig. Şu anda futbol oynanacak tarihleri belirlediler ve ülkemizde de öngörülen tarih 12 Haziran, 15 Haziran. Sen nasıl bir futbolcu gözüyle ve şampiyonluk adaylarından birinde forma giyen genç bir futbolcu olarak önümüzdeki süreci nasıl görüyorsun? Ya abi dediğim gibi futbolu çok özledik. Futbolcular olarak, antrenörler olarak ve siz de basın mensupları olarak bence aynı fikirdesiniz. Hepimiz çok özledik ama ben biraz erken olduğunu düşünüyorum. Tabii çok oynamak istiyoruz. Ligi oynayarak bitirmek istiyoruz. Ama biraz erken oldu diye düşünüyorum. Sağlık açısından baktığım zaman. Sağlık açısından baktığımız zaman sen biraz erken olduğunu düşünüyorsun. Evet. Peki tam olarak ne zaman oynanmalı bir futbolcu gözüyle baktığın zaman? Yani bunun aşısının bulunduğu zaman mı yoksa tedavilerinin artık tamamen vaka sayılarının iyice düşmesinden sonra mı oynanması gerekiyor? Ya abi sağlık açısından baktığımız zaman dediğin gibi vakaların çok az sayıya düştüğü, ölümlerin umut ediyorum ki sıfıra düştüğü, belki ona en yakın sayılara düştüğü. Çünkü bunlar bizim için sayı olabiliyor ama bazen bazı insanların bu yakınları olabiliyor, bu ölen insanlar. Bizim de böyle antrenmanlara başlayıp etkileşim içinde olmamız, Allah korusun, belki de bu sayıları arttırabilir diye düşünüyorum. Yani şu anlık süreç sağlık açısından baktığım zaman gerçekten bunun ne zaman olması gerektiğini bilmiyorum. Ama bir futbolcu olarak baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Eğer bir hazırlık dönemi geçecek, şöyle bir aylık bir süre var ligin başlamasına. Genelde bütün takımlarda başladı. Yani benim içimden geçen ve mantığıma en uygun olan Temmuz'da tekrar antrenmanlara başlayıp yeni sezondan önce ilk 8 maçın oynanması diye düşünüyorum. Çünkü 60 günlük bir ara oldu bildiğin gibi ve bu 60 gün normal bir sezon arasından bile daha fazla ve bu yeni sezona başlarken bile biz futbolcular artık herkes çok profesyonel yaşamaya başladı ve profesyonel davranıyor. Bu hazırlık kamplarına bile hazır gidiyor oyuncular. Bu 60 günlük süreçte bazı insanlar gerektiği gibi koşu antrenmanları, fiziksel antrenmanlar yapabildi ama bazıları bulundukları konum itibariyle onu bile yapamadılar. Bu 60 günden sonra tekrar bir aylık bir süreçten sonra dönmek zor olabilir diye düşünüyorum ve sakatlıklar olabilir diye düşünüyorum. Allah Futbol açısından göstermesin. baktığımız zaman, Allah korusun tabii. Futbol açısından baktığımız zaman yani eğer imkan varsa diğer sezondan önce ilk 8 hafta oynanırsa bence daha mantıklı geliyor ama tabii imkan yoksa da yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Sağlık açısından en uygun zamanda alınan karara göre oynamak daha mantıklı. Fatih, şimdi yayın öncesinde Mehmet Emin Uluç kanala geldiğinde konuklar kim dedi? Dedim ki Fatih Aksoy dedim. Tabii ben senin Beşiktaş kulübüne geliş hikayende de birebir şahit olduğum için çok iyi ve seni çok yakinen tanıdığım için dedi ki Ziya ile birlikte Fenerbahçe maçında 10 numara ön libero oynayıp Fenerbahçe'yi bitiren Fatih Aksoy dedi. Futbol severlerin çoğunun hakkında Mehmet Emin Uluç gibi kalmışsın. Ben seni stoper biliyordum. Beşiktaş'a alındığında stoperdin. Orta saha oldun. Nedir, nasıl oldu bu yükseliş? Allah inşallah daha iyi yerlerde görmeyi nasip etsin. Çok gururlanıyoruz tabii ki seni bu şekilde görünce ama defansif orta saha, orta saha 8-10, Fatih 4 de oynuyor. Sivas'a gittikten sonra ne değişti hayatında? Abi Mehmet Emin abiye de düşünceler için teşekkür ederim. O maçta bizim için güzel bir maçtı. Ziya abiyle biraz iyi ikili olmuştuk. Bayağı da iyi oynamıştık. Ziya da bu arada Diğer konuya bek gelin. aslında. Tabii bek. Evet. Diğer konuya gelince de ben amatör takımlarda oynarken alt yaş gruplarında orta saha oynamışlığım vardı. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra stoper oynamaya başladım 3 sene altyapıda. Sonra A takıma çıkış sürecimden sonra işte hem mevkisel olarak sıkıntılar olduğunda hem de işte sağ bekte, sol bekte hoca beni antrenmanlarda kullanıyordu. İşte ayağım, işte oyun görüşümün iyi olması, ayaklarımı iyi kullanmam ve soğukkanlı olmamdan dolayı
Birçok mevkide beni deniyordu ama orta sahada hiç kullanmamıştı Şenol Hoca. Sonra bu Sivas'a transfer olduktan sonra da ligde 2-3 maç sağ bek oynamıştım geçen sene bildiğiniz gibi. Bu sene de kampta iyi bir dönem geçirdim ve kendime hep huzur tuttum. 10. maçtan sonra bana bir şans geldi. Orta sahada Rıza Hoca beni yine çağırdı ve orta sahada beni kullanacağını söyledi ve güvendiğini hissetti. Uzun yıllar ben orada oynadım. Büyük takımlarda oynadım. Orada nasıl oynanması gerektiğini en iyi ben biliyorum ve sen burada yapabilirsin dedi. Yani orta sahada kendini kanıtlamış ve ispatlamış bir isimden böyle şeyler duymak da özgüvenimi arttırdı açıkçası Denizli maçından önce. Takımdaki abilerim ve arkadaşlarım da destek olunca daha çok yapılabileceğine inandım kendi adıma. Zaten kendimi hep hazır tutuyordum ve o şansın gelmesini bekliyordum. O şans da gelince Allah'ın da yardımıyla iyi kullandığımı düşünüyorum. Ondan sonra da çok şükür takım da iyi gitti ve kazandık. Ben de kendimi orada bir yer edindim. Yani ilk başlangıç hocanın bana güvenmesi oldu diyebilirim. Ne mutlu. Peki iyi bir grafik sergiliyorsun. Önümüzdeki sene takımın Beşiktaş'a döneceksin. Sergen Hoca'yla ben forma şansı bulacağına çok sayıda maçta artık Beşiktaş'ın orta sahasında veya defansında Fatih Aksoy'u göreceğimize, çünkü o özgüveni yakalamış değil mi Mehmet Emin Uluç, yani %100. Çok ciddi oynama yüzdesi çok fazla ya. 24 maç, 23 ilk 11 herhalde. Tabii. Bir de şimdi fiziksel olarak da çok iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki teknik olarak... Bal kaymakla besledik biz onu. Özellikleri belki değil ama benim aklıma Busquets'i getiriyor. Evet. Fiziksel yapısı itibariyle de. Ve dediğim gibi özellikle Fenerbahçe maçındaki performans benim için çok kıymetliydi. Yani orada sadece Fatih değil, Ziya'nın da hakkını teslim edelim. Ziya da sol bek ve karşısında oynayan ikili de Gustavo ile Emre Belözoğlu. Yani. Yani iki tane orta sahanın babasına karşı gerçek mevkileri orta saha olmayan oyunculardan kurulu bir grubun maçı domine edercesine o alana hükmeden performansı çok kıymetliydi ve bunun sürekli önemliydi. O anlamda da hem Fatih'i hem Ziya'yı hem Sivas takımını ve Rıza Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor. İnşallah çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Benim beklentim o. Daha iyi yerlerde göreceğiz. Peki sen kendini nerede görmek istiyorsun? Abi ilk şu Allah'ın izniyle inşallah şu korona illetinden kurtulduktan sonra 8 maçı geçtikten sonra inşallah hayalim olan Beşiktaş takımına hizmet etmek istiyorum. Evet. Ondan sonra da bu hizmeti güzel bir şekilde yapıp ondan sonra da Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. İnşallah. Yani Avrupa hayalim, milli takım hayalim ve Beşiktaş formasını hak ederek, haklı bir şekilde giyerek bu yolları kendime açma hedefim var. İnşallah Allah yolunu açık etsin diyelim. Şöyle bir kısa sorum olacak. Tabii ki. Sevgili Fatih, Sivas iyi bir performanstan sonra kritik puan kayıpları yaşadı ve şu anda da sıralamada 4. İnsanlar Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray arasında geçmesi muhtemel bir şampiyonluk yarışından bahsediyorlar da Sivas'ın adını çok fazla dillendiren yok. Geçen gün ben burada konukken Rıza Hoca da bağlandı. Evet. Sağ olsun onlara sohbet etme imkanımız oldu. Ama fikstüre baktığımda, kalan 8 maça baktığımda Sivas Spor'un görece, tabii bunların hepsi kağıt üstünde, bence en kolay fikstüre sahip olduğunu düşünüyorum. Siz futbolcular olarak, Sivas Sporlu Futbolcular grup olarak ne düşünüyorsunuz şampiyonluk ihtimaliniz, şampiyonluk şansınız hakkında? Abi şöyle söyleyeyim, ilk yarıda da bildiğiniz gibi son 9 maçta güzel bir seri yapmıştık. Bu koronadan önce de tam oraya gelmiştik ama Antalya maçında bildiğiniz gibi bir mağlubiyet yaşadık. Onun dışında 8 maçımız var ve dediğiniz gibi görece biraz daha kolay maçlarımız var ve üstteki takımlar birbirleriyle oynayacak ve birinden biri muhakkak ki puan kaybedecek. Bu da bizim için bir avantaj. Şunu söyleyeyim abi, eğer ligi 4. bitirsek bile biz hem oyuncu grubu olarak hem camia olarak başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Ama tabii bu kadar yaklaşmışken de neden en tepede bitirmeyelim diye de aklımızda, gönlümüzde olan bir şey de var. Eğer kafamız rahat bir şekilde bu olaylar geçtikten sonra sahada olabilirsek ben de eğer diğer 3 takım gibi bu hedefe 3 takım kadar şansımız olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü hem aralarında oynayacaklar hem dediğin gibi bir nebze fikstür avantajımız var ve kazanmaya başladıktan sonra da motivasyonumuzun artabileceğini düşünüyorum ve ilk yarıda da bunu yaptığımız için biraz daha rahatlık olabileceğini düşünüyorum.
ve tekrar ilk yarıdaki bir seri yapıp olabildiğince yukarıda bitirmeye çalışacağız ama dediğin gibi bu kadar yukarıdayken de en tepesi neden olmasın diye düşünüyoruz. Fatih, son olarak şunu soracağım. Toplandınız Sivas tesislerinde, arkadaşlarına buluştun. İlk esprileri kimler yaptı? Çok merak ediyorum çünkü sizin takımda yani...